221 yıldır kazılmasına rağmen dibine ulaşılamayan Kanada'daki Oak Adası'ndaki bu çukurun gizemi 1795 yılında keşfedildi. İlk başta define olabileceği düşüncesiyle kazılmaya çalışılan çukur metrelerce oydular ancak sonuna bir türlü ulaşamadı. Bu sıradan adanın gizemi 1795 yılında tesadüfen keşfedildi. O yılın yaz aylarında adanın yakınlarından kanoyla geçen 16 yaşındaki Daniel McGinnis adaya çıkıp yürümeye başladı. Eski bir patikadan ormanın derinliklerine yürüyen genç ağaçsız bir bölgeye çıktı. Bu açık alanda tek bir büyük meşe ağacı vardı. Ağacın dallarından biri budanmıştı ve budanan kısımlar topraktaki bir göçüğün 5 metre kadar üstünde uzanıyordu. Bu göçük nokta Daniel McGinnis'in dikkatini çekti. Bunun bir define olabileceğini düşündü. Hemen adaya 6 kilometre uzaktaki evine Chester'a geri döndü. Ertesi gün yanında 20 yaşındaki John Smith ve 13 yaşındaki Anthony Bank'la Oak Adası'na döndü. Çukuru kazmaya koyulan üçlü ilk çalışma saatlerinde şaşkınlığa düştü. Yüzeyin 60 santimetre kadar altında taşlarla örtülü bir delik vardı. 3 metre aşağıda ise giriş. Meşe kütükleriyle boydan boya kapatılmıştı. Gençler çalışmaya devam ettiler. 6 metre ile 9 metre arasında aynı kütüklere rastladılar. Pes eden arkadaşlar geri döndü. Bu olay efsanelerin canlanmasına neden oldu. Chester'a gidip bulduklarına inandıkları defineyi çıkartmak için destek aramaya başlayan gençler maalesef bölge halkının istedikleri desteği alamadılar. Chester'li bir kadının annesi bölgeye ilk yerleşen kişilerdendi. Kadın bir anıdan söz etti. Vaktiyle adada ateşler ve garip ışıklar görülmüştü. Bir tekne dolusu adam ne olup bittiğini incelemeye gitmişler. Sonra da arkalarına iz bırakmadan yok olmuşlardı. Kadına göre akıllı bir insan bu adanın yakınından geçmemeliydi. Yıllar sonra bir kez daha denediler. Üçlü bekledikleri yardımı tam 9 yıl sonra 30 yaşında hali vakti yerinde biri olan Simon Lins'ten alabildi. Lins, Anthony Vaughan'ın kendisine anlattığı öyküden etkilenmişti. Üç gençle araştırmalarına yardımcı olabilmek için bir de ortaklık kurdu. Bu arada John Smith de kazdıkları yeri çevreleyen arazinin bir kısmını satın almıştı. Daha sonra 30 yıl süresince kalan kısmı da parça parça satın almaya başladı. Sonunda adanın tüm doğu yanı onun mülkiyetine geçecekti. Grup 1804 yılında esrarengiz Oak Adası'na böyle çıktılar. Çukur ne kadar kazılırsa kazılsın sonu gelmiyordu. Aradan geçen yıllar boyunca kimse buraya el sürmemişti. İlk aşamada 27 metreye ulaşıldı ve her 3 metrede bir aynı meşe kütüklerinin bulunduğu anlaşıldı. 12 metreden sonra kütüklerin üstüne bir kömür tabakası vardı. 15 metrede bir katta cam macunu, 18 metrede ise bir kat Hindistan cevizi lifi bulundu ve 27 metreye gelindiğinde en garip şey keşfedildi. Burada üzerinde bilinmeyen garip bir yazının bulunduğu bir taş vardı. Taşı çıkardılar ancak kuyuya yoğun şekilde su dolunca çalışmalar yine yarım kaldı. Gizemli taşın sırrı maalesef çözülemedi. Bu taş başka bir yerden getirilmemişti. Adanın taşıydı. Üzerindeki garip işaretler de bu taş kuşkusuz çok değerli bir ipucuydu. John Smith taşı adada yaptığı evin şöminesinin arkasına dikti. Bu düşüncesiz davranış
zaten silinmeye yüz tutan sembollerin korunmasına engel oldu. Yarım yüzyıl sonra taş Halifax'ta sergilendi. Amaç çukurda keşif yapabilmek için daha fazla gelir sağlanmasıydı. O sırada bir yabancı diller profesörü şifreyi çözdüğünü iddia etti. 10 adım aşağıda 2 milyon sterlin, bu yüzyılın başlarında ise taşı öğren birisi. Sonra 1935'te başka bir şey hatırladı. Son bir sözcük daha vardı ama o taşı tekrar gördüğünde üstündeki yazı tamamen silinip gitmişti. O günden bu yana taşı başka gören olmadı. Bir yıl sonra kaldıkları yerden devam etmek isteyen ekip bu kez de çukura paralel yeni çukurlar kazmayı denedi. Çukura bu arada Para Çukuru adı verilmişti. Bu yeni tünelden Para Çukuru'ndaki suyun boşaltılmasını planlıyordu ama olmadı. Su gelip bu kuyuyu da doldurarak çalışmaları tam 45 yıl boyunca durdurdu. Bu aksilin bir tuzağı olduğu düşünüldü. Aynı zamanda yaklaşık 150 metrelik bir su yolu da keşfedildi ve bu kanal Para Çukuru'ndan başlayıp Smith Jaws denen yere bağlanmıştı. Su ne kadar çabuk boşaltılsa da deniz suyu gelip yine boşluğu dolduruyordu. Keşif daha karmaşık ve kusursuz planlar gerektiriyordu. Çünkü Para Çukuru'nun bilinmeyen mimarları öylesine ustalık yapmışlar ki aşmak mümkün olmuyordu. Bu karmaşık ancak mükemmel düzen, ancak usta bir mühendisin eseri olabilirdi. Başından beri çukurun ünlü korsan kaptan William Kidd'in gizli hazinesi, Shakespeare'in Bajon tarafından saklanan el yazması gerçek oyunları, İngilizlerle savaşan Fransızların ya da İngilizlerin Amerika'ya sakladığı hazineler, Vikinglerin gizli üssü, korsanların bankası, Avrupalılardan kaçan İnka ve Mayalıların altın stoklarını saklamak amacıyla kazıldığı bir çukur, ilginç iddialar vardı. Hatta tapınak şövalyelerinin mirasının bu çukura gizlendiği bile söyleniyordu. Ancak en güçlü iddia korsanlar üzerineydi. Çukurdaki suyu boşaltmak için denenen tüm yollar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Çukurun üstü bir mühendislik eseri olduğu gösteriyordu. Bir uzmana göre açılan tünel disiplinli 100 adamla günde 3 vardiya halinde ancak 6 ayda tamamlanabilirdi. Ancak böylesi yıpratıcı bir çalışmada yöneten ise çok iyi eğitim görmüş, deneyimli bir mühendis olmalıydı. Düzen sanılandan çok daha detaylı ve karmaşıktı. 1849'da yeni bir şirket ortaya çıktı ve çukur yine hatırlandı. True Company adlı şirket bu amaçla kurulmuştu. Şirket yeni teknolojiler kullanarak suyu yan kanallara akıtmayı başardı ve bunun içinde özel matkaplar kullandı. 30 metre açıldığında çok düzgün bir platformla karşılaşıldı. Burada üstte 10 santim kalınlığında meşe katmanı, altında da 55 santim kalınlığında metal parçacıklarından oluşmuş bir diğer katman vardı. Bunları 20 santimlik yeni bir meşe katmanı, ardından yine 55 santimlik yeni bir metal katman ve en altta da 10 santimlik yeni bir meşe katmanı izliyordu. Ardından tüm bunların tekrarlandığı yeni bir katmanlar grubu geliyordu. İşte tam burada içi para dolu olan iki fıçı ve sandık bulundu. Matkap geri çekilirken ucunda meşe kıymıkları ve Hindistan cevizinden yapılmış halat parçacıklarına rastlandı. Daha da ilginci, bu aşamada 3 küçük altın zinciri baklasına da rastlanmasıydı. Bu altın halkalar ortadan kayboldular ve kimse ne olduklarını bulamadı. Her araştırmada sistemin daha derin ve
karmaşık olduğu ortaya çıktı. Her kat açıldıkça çukurun daha derinden indiği anlaşılıyordu. Şirket 1850'de paralel bir tünel açtı ama yine su baskını başlamıştı. Tüm pompalama çabaları boşa çıkarken su akışının gelgide bağlı olduğu anlaşıldı. Ve o zaman fark edildi ki çukurun etrafında kumsal da özel yapılmıştı. Yani yapaydı. Çukuru yapanlar 45 metre uzunluğundaki plajı aşan bir kanal sistemi yaratmışlardı. Sistem bir elin parmaklarına benziyordu. Her parmak bir kanaldı. 6 kil olan plajın altına kazılmış ve kayalarla şekillendirilmişti. Üzerlerine kıyılarda bulunan kayalar konulmuştu. Yılan otlar ekilmiş ve metrelerce Hindistan cevizi lifiyle kaplanmıştı. Aynı lifler aynı zamanda filtre görevi görüyorlardı ve suyun getirdiği maddelerin kanalları kapatması engelleniyordu. Bu kanallar iç karada deniz suyu ile dolu olarak eğimli başka bir kanala bağlanıyorlar ve yerin altından giderek 150 metre kadar ötede para çukuru ile birleşiyordu. Sonraki araştırmalarda yeraltı kanalının 120 cm eninde 60 cm yüksekliğinde olduğu anlaşıldı. Kanal taşlarla desteklenmişti ve para çukuru ile 29 ile 35 metre arasında buluşuyordu. Truro şirketi artık cevabı biliyordu. Yapılacak tek şey kanalı kapatmaktan ibaretti. İlk olarak bir baraj inşa edildi. Su akıtıldı ve kanallar söküldü. Ama o aşamada patlayan bir fırtına baraj çökünce çalışmalar yine durduruldu. Her seferinde su basmasıyla başa dönüldü. Her pes edilişte çukur tekrar suyla doldu ve çalışmalara baştan başlamak gerekti. 1861, 1893 ve 1897'de yapılan detaylı çalışmalarda da benzer su taşkınları meydana geldi. Artık bu çukurda çok büyük bir hazine olduğuna inanç tamdı. Yavaş yavaş derinlere inen şirketler 52 metreye kadar kazmayı başardı. Burada karşılaştıkları şeyle şoke oldular. Bu bir çimento katıydı. 2 metre kalınlığındaydı. Çevresinde 17 cm yüksekliğinde ince duvarlar vardı. Bir kısmı ahşaptı. Sonra boşluklar vardı ve arada ne olduğu anlaşılamayan garip bir madde yer almıştı. Bundan sonra matkap yumuşak bir metal katmana ulaştı. Altında 90 cm kalınlığında metal parçacıklar ve ardından yine yumuşak metal katmana ulaşıldı. Matkabın her geri dönüşünde gizeme yenileri ekleniyordu. Bir defasında matkabın ucunda koyun derisine yapılma parşömen parçacıklarına rastlandı. Üzerinde V, U, I ve V harfleri görülüyordu ki bunun ne olduğu hala bilinmiyor. Ve ekstra bulgular bu çukurda çok büyük ve çok değerli bir şey olduğu inancını destekliyordu. Yakın tarihte de trajediler devam etti. 1959'a gelindiğinde çukurun başında bu kez Bob Restall ve ailesi vardı. Restall plajdaki kanal sistemini durdurmaya kararlıydı. Bu arada üzerinde 1704 yazan bir kaya parçası buldu. Arkadaşları bunun önceki ekipler tarafından yapılmış kötü bir şaka olduğunu söylediler ama Restall inanmadı. Kayanın çukuru inşa edenler tarafından bırakıldığına inanıyordu. 1965'te Restall bir tüneli kazmaya çalışırken tünel çöktü ve içeri sular doğdu. Oğlu ve iki işçisi onu kurtarmak için tünele daldılar ama dördü de dışarı sağ çıkamadı. Boğularak ölmüşlerdi. Günümüze kadar araştırmalar hiç durmadı. Teknolojinin de yardımıyla devasa iş makineleri getirildi ve çalışmalar hep devam etti. Daniel Blankenship
1966'da ise 14 metrelik yeni bir tünel açarak başladı ve el yapımı dövme demirden yapılmış bir çivi ve bir rondela buldu. 1967'de yine el yapımı bir çift makas bulundu. Makasların İspanyol Amerikan yapımı oldukları, büyük bir olasılıkla Meksika'da yapıldıkları ve 300 yıllık oldukları belirlendi. Aynı yerde kalp biçiminde bir de taş vardı. 60 cm kalınlığında, 19 cm uzunluğunda kütükler keşfettiler. Üstlerinde Roma rakamları vardı ve bazılarında çiviler bulunuyordu. Kütüklere karbon deneyi yapıldığında 250 yıllık oldukları anlaşıldı. Adanın batı ucunda iki ahşap yapı ve plajda 2 metre derinlikte hiç kullanılmamış bir çift deri ayakkabı bulundu. Günümüzde halen çukurun dibi görülmedi. 1976'da Brohole Onyx adlı cihazla keşif yapıldı. Bu aygıt 70 metre derine inebildi ve bu arada yapay boşlukların bulunduğu belirlendi. Aynı derinliğe yollanan bir kamera çarpıcı görüntülerle geri döndü. Zemin kayaydı. 3 santık görünüyordu. Çevrede çeşitli aletler vardı ve en inanılmazı ise bir yerde yatan bir insan bedeniydi. Bu görüntüler üzerine aşağıya balık adamların indirilmesi kararlaştırıldı. Ama şiddetli akıntı ve görüş alanının sıfır olması nedeniyle bu da başarılamadı. Bu sırada kameranın gidip geldiği, yerin çöktüğü anlaşıldı ve bir daha aynı görüntülere ulaşılamadı. Son bulgular her şeyi yine karıştırıyor. Geçtiğimiz aylarda adada bulunan Roma dönemine ait kılıç, düşünülen her teoriyi yıkacak gibi. 2. yüzyıla ya da daha öncesine ait olduğu düşünülen kılıç, Romalıların sanılandan çok daha önce Kanada'ya geldi ve burada yerli halkla bir savaşa girmiş olabileceği gösteriliyor. Yapımcılar şu sıra Uak Adası'nın Laneti adında bir dizi belgesel çekiyor. Romalılar, Vikingler, Aztekler, uzaylılar, korsanlar, tapınak şövalyeleri ya da gizemli bir medeniyet. Çukuru kimin yaptığı halen muamma. Adadaki araştırmalar hala sürüyor. Ancak ilk araştırmanın üzerinden tam 221 yıl geçmesine rağmen Uak Adası'nda gizem hala devam ediyor. İlginç bilgiler paylaştığımız bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Like bırakmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın.